Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Cübbede dün akşamki itikad dersinde biliyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de bildirilmeyen Kur'an-ı Kerim'de bildirilmeyen, hadislerde Resulullah'ın bildirmediği bir Allah-u Teala'ya bir sıfat eklenemez. Kardeş, bu herkese yapılacak, herkese yapılacak meyan bir açıklamadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezhep imamları için benim izimi takip edecek buyurmadı. Mehdi benim izimi takip edecek buyurdu. Yani bildirilen mezhepleri kaldıracağı, Mehdi'nin mezhepleri kaldıracağı. Niye kaldırıyor mezhepleri? Demek ki izini takip ettiği için. Şimdi biz buna ekleme yapmıyoruz. Bunda bunların mezhep imamlarının bu konuda demek ki bir nakıslığı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Zaman Allah'tır. Yani ben bunu kendimden bir şey ortaya koymadım. Siz bunu yanlış anladınız. Zamana, bu saatten sonra zamana Allah demeyen, bir de mağluk diyen küfretmiş oluyor zaten. Zamana küfretmiş oluyorsunuz. Allah'a küfretmiş oluyorsunuz. Yani bu açıklamaları yapmayan zaten içinden tövbe tövbe de dese de olmuyor yani. Çünkü alim vasfınız var. Allah-u Teala'ya bir sözünüz var. İlim, alim vasfı değil de ilim ehli vasfı. İlim ehlinden Allah-u Teala söz almıştı. Gerçekleri açıklayacağına dair. Siz açıklayıp durumunuzu düzeltmeniz lazım. Açıklamadan durumunu düzeltmeniz olmuyor. Yani kabul görmüyor. Açıklamasanız da hani hadi kendiniz için dünyayı talep ettiniz, kafir olarak öldürdünüz ama bir sürü insanı da ebedi cehenneme gönderdiniz görülüyor. Yani öyle olacak. Yani buradan çıkarılacak sonuç Mehdi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izini takip edeceği, bu izi takip etmek için mezhep imamları için geçerli olmayacağı, hakikat Mehdi tarafından ortaya konulacağı aşikar olduğu için zaman Allah'tır. Zamana küfretme Cübbeli. Zaman Allah'tır. Zamana küfrettirme Cübbeli. Açıklamayı yap kahpe, şerefsiz haysiyetsiz. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.